şekilde verilen KDM üçgeninde LKM açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi LKM açısı buranın tamamı sevgili arkadaşlar. Önce açının şurada eksik kalan parçası var. Önce öncelikle orayı hesaplayalım. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 40 artı 30 artı 10, 20, 25, 20, A, bir tane daha 20 var. Toplam 180 yapacak. 180 eşittir 70, 80, 100, 120, 140, 165 yaptı. Artı A. Buradan A eşittir 15 olur arkadaşlar. Şimdi bu açıya tekrardan bakarsam 20, 35, 40, 60, 80, 110 derece. 110 dereceyi 2'ye böldüğümde 55 derece olur. Şimdi 55 dereceye bakarsam arkadaşlar, şöyle şurası 55 yapıyor öyle değil mi? 25, 45, 10 daha 55. Bu taraf da aynı şekilde 55. O halde açıortay ne oldu? KC oldu. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinde yükseklikler bir köşe üzerinde kesişebilir? Arkadaşlar, dar açılı bir üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde, geniş açılı bir üçgende yükseklikler üçgenin dış bölgesinde, bir dik üçgende ise dik kenarlar aynı zamanda diğer dik kenarın yüksekliği olacağı için yükseklikler köşede kesişecektir. Bu yüzden arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Aşağıda verilen üçgenlerin hangisinde AB kenarına ait yükseklik hem açıortay hem de kenar ortaydır? Şimdi arkadaşlar, bir kenara ait yüksekliğin hem açıortay hem kenar ortay olabilmesi için bu üçgenin ikizkenar veya eşkenar üçgen olması. Diğer durumda da arkadaşlar ikizkenar veya eşkenar olma durumunda da eşkenarda fark etmez, fakat ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik olması gerekecektir. Şimdi A seçeneği 50, 70, 120, buraya 60 derece kaldı. Burada böyle bir şey söz konusu değil. B seçeneğinde 40, 90, buraya 50 kaldı. Yine ikizkenar veya eşkenar değil. Burası eşkenar. Çünkü bütün kenarları eşit. Yani burası da oraya eşit. AB kenarına ait yükseklik de aynı zamanda açıortay, aynı zamanda da kenar ortay olur. Şimdi D seçeneğindeki üçgen de ikizkenar ama AB kenarı taban değil. Burada BC kenarına ait yükseklik, açıortay, kenar ortay aynısıdır. Bizde AB kenarına ait dediği için bu C seçeneğinde olacaktır. Şekilde verilen ABC üçgeninde CD doğru parçası C açısının açıortayı. Buna göre ABC açısı kaç derecedir? Şimdi C açısının açıortay olduğuna göre buralar birbirine eşit. O halde burası da 25 derece. Buraya x diyelim. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğuna göre ABC üçgenine baktığımda 60 artı x artı 25, 25 daha 50 yapıyor. Eşittir 180'den. 150 artı x eşittir 180. X eşit 110 düzeltiyorum. 60 artı 50. Buradan x eşittir 70 derece olur. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Verilen şekle göre hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortay D noktasından geçer.
Şimdi arkadaşlar AB kenarına baktığımda 2, 4, 6 birim kenar ortay dediği için tam ortasını seçtim. Şöyle D ile birleştirdiğimde diğer köşenin bu çizdiğim doğru üzerinde olması lazım. Ki bakın şöyle olacak. Bu doğru üzerinde de verilen noktalardan sadece 4 numaralı olduğuna göre sorumuzun doğru yanıtı da D olur. Yukarıda birim kareli zemin üzerinde verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliğin uç noktası K, kenarortayının uç noktası L ise KL uzunluğu kaç birimdir demiş. Sevgili arkadaşlar, bu geniş açılı bir üçgen olduğu için yükseklik şöyle dışarıda bulunacak. BC'ye ait yükseklik burası, burası K noktası. Şimdi BC'ye ait kenar ortaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şöyle tam 3 birimde kenar ortay olacak. Bunun da uç noktası L. Ve KL uzunluğu istenmiş bizden arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. ABC çeşit kenar üçgen olmak üzere şekildeki ABC üçgeninde B köşesi C köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. BC kenarı üzerindeki kat izi T noktası olarak işaretleniyor. Buna göre AT üçgeninin hangi yardımcı elemanını gösterir? Şimdi arkadaşlar B köşesi C köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. O zaman böyle katlayıp açtığım zaman bununla bu birbirine eşit olmaz mı? Ve bu durumda AT ne olur? BC kenarını ortaladığı için kenar ortay olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Şekildeki ABC üçgeninde BD DC'ye eşit ve AD BC'ye dik olduğuna göre ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? BD DC'ye eşit ve D açısı dik açı. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu açıortay ve bu bir kesinlikle ikizkenar üçgen olmak zorundadır. Eşkenar üçgendir diyor olabilir ama kesinlik yoktur. İkizkenar üçgendir kesinlikle doğru. Dik üçgen olabilir, çeşit kenar üçgen değildir zaten. İkizkenar üçgen olduğunu zaten ifade etmiştim. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik ile DEF üçgenindeki F açısına ait açıortayın uzunlukları toplamı kaç birimdir? Şimdi sevgili arkadaşlar ABC üçgeni geniş açılı bir üçgen olduğuna göre AB kenarına ait yükseklik şurası olacak. Bir kenarın 2 birim olduğu ifade edilmiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 birim burası. AB kenarına ait yükseklik artı. Şimdi de F açısına ait açıortayı bulacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Burası 5 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Şöyle yaparsam. Burası 1, 2, 3, 4. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 4, 5. Burası 4, 5. O zaman bu iki kenar birbirine eşit. Yani FDE bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende tabana ait açıortay, kenarortay, yükseklik hepsi aynı doğrularda. Yani FH hem açıortaydır burada, hem kenarortay hem de yüksekliktir. Bizden açıortay olarak uzunluğunu istemiş. Bir ikişer birimdi yalnız dikkatinizi çekiyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Toplamı 24 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıda ABC üçgeni BC üzerine B, H, N, D ve C noktalarında tutturulan lastiklerin A noktasında birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. N, D ve H noktaları açıortay, kenarortay ve yükseklik oluşturacak biçimde hareket etmektedir.
A noktasının X noktasına taşınması ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri gerçekleşir? Şimdi A noktasını X noktasına taşıyıp yeni üçgenimizi inşa edelim arkadaşlar. Böyle bir üçgenim oluştu. Burası yeni A noktamız olacak. Şimdi birinci maddede BC kenarına ait yükseklik değişir demiş. Şimdi yükseklik burası olacak. Şimdi AH de yükseklik. Burada AD de şimdi yükseklik oldu. Yani X'te olan A'dan bahsediyorum ikinci durumda. Ama şimdi uzunluk olarak değişmedi. Fakat yükseklik değişir. Uzunluktan bahsetmiyor bu da. Yüksekliğin kendisi değişti. O yüzden bu ifade doğru. İkinciye geldim. BC kenarına ait yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortay aynı olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle tamamlarsam bu 8, bu 6, burası 10 oldu. Şöyle tamamlarsam bu 6, bu 8, bu 10 oldu. Bakın bu bir ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik, açıortay ve kenarortay aynı doğrularda. O yüzden bu da doğru demektir. Üçüncü maddeye gelelim. ABC ikizkenar üçgen ve CTP noktası olur demiş. Arkadaşlar ABC ikizkenar üçgendir doğru ama CTP noktası değil. X yani şurası tepe noktası olur. O yüzden yanlış olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Birim kareli zeminde verilen KLM üçgeninde LM kenarına ait kenarortay ile yüksekliğin kesim noktaları arasındaki uzaklık 12 santimetredir. Buna göre LM kaç santimetredir? Şimdi LM'ye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim kare uzaklıktalar. O halde kenarortay 1, 2, 3, 4, 5 birim karede bulunacak. Burası kenarortay arkadaşlar. Yükseklikte şurası dikineceğiz buraya gördüğünüz gibi. Bu da kenarortay. Bunun ikisinin arasındaki uzaklık 12 santimetre. Yani 2 birim kare 12 santimetre. Bir demek ki bir tanesi 6. Bunların her biri 6 demek ki. 10 tane saymıştık az önce burayı. 10 çarpı 6'dan toplam 60 olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.